Galatasaray kariyerimizde yepyeni bir bölümle beraberiz ve gençler. Ne yapıyoruz bu bölümde? Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Yalnız bir saçmalık var. Bugün bir maç yapıyorsun, yarın bir maç yapıyorsun. Bu takım ne zaman dinlenecek? Bu takım ne oynayacak? Buna rağmen bir değişiklikler yapmışım. Aldığım sonuçları görün. Yani yenileyim diye yaptığım rotasyonda rekor kırdım. Ne demek istediğimi videonun içinde göreceksiniz. Hadi geçelim öncesinde. Abone olup like atmayı unutmayın. Trabzon'la kupa maçımız var ama önce bir fikstüre bakayım. En son bayağı zorluk çekiyorduk. Abi ne varmış fikstürde? Trabzon 3 gün sonra Sporting eleme maçları Avrupa. Biz ilk 8'e giremedik değil mi? Abi 2 gün arayla yine Avrupa maç oynayacağız. Ve bir ay fikstürümüz nasıl? Abi çok sıkışık ya, Şampiyonlar Ligi'ne de devam edersek 2 tane 11 lazım bize ya. O zaman ne yapacağız gençler? Demek ki burada rotasyona ihtiyacımız var. Trabzon 2 kupa maçı rövanşı var. O yüzden Barış Alper sen bir tamamen dışarıda kal. Diaz sen de gel. Nebel sen gel. Samsten Avrupa'da lazım olacak. Sporting maçında Ford sen de gel. Yelet sen de gel. Dükur sen de gel. Yapacak bir şey yok. Bir Trabzon maçını kaybetmeyi göze aldık burada. Çünkü rövanşı da var. Rövanşa asılırız. Gerçi bu rotasyonla da yeneriz diye düşünüyorum ama. Rövanşlı olduğu için biraz rahatız. Arsic, Batshuayi, Hakim Ziyech, Batshuayi. Güzel. Şallay, Batshuayi abi neler oluyor neler oluyor. Batshuayi 6-1, Allah'tan dedim ki rövanşı var. Dur. Abi direkt kimi çıkaracağız? Saray dinlenmeye geçirelim. Romero Sanchez'i de dinlendirelim. Avrupa maçı bizim için önemli. Abi Osimhen buraya, Batshuayi buraya oluyor mu? Ha yok, şöyle yapalım. Batshuayi son kanada koyalım. Böyle oynasınlar. Oy, Batshuayi kanatta da attı. 1, 2, 3, 4, 5 tane atıyor. Batshuayi, Osimhen. İkinci yarıda oyuna girdi. Trabzon'u sahadan adeta siliyoruz. Neler yaptık Trabzon'a böyle. Çok güzel. Çok güzel yalnız gençler. İşte bak, geniş kadrodan bahsetme sebebim bu. İyi bir ikinci kadron olmalı her zaman. Yoksa sıkıntı yaşarsın bu arada. Yelert'ten 2 asist. Sallay'den asist. Ziyech'ten asist. Yelert'ten 3 tane asist. Vay be. Ters bekle. Yelert 3 tane asist yapmış. Güzel güzel. Hadi bakalım. Sporting maçına gidelim bakalım. Sporting maçına geçeceğiz. Takım biraz yorgun. İdeal 11'imize döneceğiz. Romero sen de gel. Samsteyn gelsin. Nardoni gelsin. Barış Alper Yılmaz gelsin. O Sida'yı da kendi yerine geçsin bakalım. Gökereş, Yulez, Arder. Üçlü savunma oynuyorlar. Bakalım üçlü savunmaya karşı nasıl bir performans göstereceğiz. Saldır Galatasaray. Victor Osimhen. Osimhen. Gel abi, Hector Ford gelsin ya. Bu maçlarda kaldırır Ford.
Osimhen. Osimhen 2 ile de rahatlayakla valla. Yani kendi sahamızda en az 2 farkla kazanalım ki deplasmanda rahat edelim derken Victor Osimhen'den hat-trick geliyor. Osimhen dörtledi. Makina çalışmaya devam ediyor. Victor Osimhen. Güzel devre arasına kadar iyi getirdik. Buradan sonrası daha da iyi gider. Kendi daha ikinci yarıda oyuna girip yine asistini yapmış Victor Osimhen'e. İyi, Sporting fişini çektik. Samsun maçına çıkacağız. Aslında ideal 11'imiz müsait. Sadece şu Nardoğan yorgun. Şurayı değiştirelim. Kenda ve Barış'ı da Kenda ve Barış'ı da değiştirelim. Samsun deplasmanından yara almadan çıkarsak güzel olur. Kısır başlayan bir maç. 10 dakikada kaleyi bulan şutlar yok. Sonra Samsun üst üste kaleyi buldu. Ama golü biz bulduk. Victor Osimhen. İlk yarıda böyle kapatacak mıyız? Kapattık. Güzel. İnşallah seni dinlendirelim. Aslında riskli maç ama sen dinlen. Barış Alper oraya gelsin. Nardoni Sara'nın yerine gelsin. Neville da Samsteen'i dinlendirsin. Beklerimiz Sporting'de oynasın yedek beklerimiz. Yani üstünlüğü kurduk. Daha çok pozisyona girdik. Ama kaleyi bulamıyoruz abi. 15 şutta sadece 4 tane kaleyi bulan şutumuz var. Davinson Sanchez rahatlattı takımı. 2-0'lık deplasman galibiyeti Sporting öncesi. 4-0'ın rövanşında biraz da rotasyonlu bir kadroyla sahadayız. Bakalım rotasyonlu kadromuz ne olacak? Gonçalves şu kart gördü. Gol gelir mi son saniyelerde? Gelmedi. Gelmedi. Şallay ve Barış'ı değiştirelim. Biz bu turu geçiyoruz zaten. Sıkıntımız yok. Jakobs ve Williams de gelsin. Bekleri de değiştirelim ikinci yarıda. Kendimizde 4-0 yendik ama ya galibiyet alalım ki burada maç başı o kazanma primini de alalım. Diaz, genç oyuncu Diaz ilk golünü Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde totalde Sporting'i 5-0 yeniyoruz ve yolcu ediyoruz. Sıradaki gelsin bakalım sonraki rakibimiz kim olacak? Asist yine genç oyuncu Kuenda'dan gelmiş. Bayer Leverkusen Atletico'yu totalde 7-1 yenmiş. Sağdan silmiş onlardan onları. Göztepe maçına gideceğiz. Yakın tarihli ama bir Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekildi. Rakibimize bakalım. Hop. Bence Avrupa devlerinden biri gelecek. Bu ne? He, böyle bu şekilde gösteriyormuş. Paris Saint-Germain'le eşleştik. Fenerbahçe'de Leipzig'le eşleştik. Fenerbahçe devam ediyor. Abi Paris güçlü bir rakiple eşleştik. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah gençler. Zor bir kura, zor bir eşleşme. Bana ne yazdın bahardan? Kenda yorgun da olsan ilk yarı seninle başlayacağım. İkinci yarı Barış Alper'e döneceğim Kenda. Aha da böyle başlayalım. Jakobs yorgun olsun bir şey olmaz. İlk yarı bir koparmaya çalışalım maçı da. Çünkü Göztepe'de kötü bir takım değil. Zorlu bir serüven olabilir bizim için.
Roland Şallay 1-0 başladık maça neredeyse ilk dakikada attık golü. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? 11 şutun 4'ü kaleyi bulmuş yarım saatlik dilimde ama tek golle devreyi kapatıyoruz. Şallay, yorgun Şallay'ın yerine diri bir Barış Alper Yılmaz gider. Neville da buraya gelsin. Yelert buraya. Williams buraya. Victor Osimhen ikinci yarıda onun golüyle başlıyoruz. Cardozo farkı yine 1'e düşürdüler. Tek fark riskli derken Nebel 3-1. 3-1 sonucu tayin ediyoruz ve Göztepe'yi yeniyor. Galatasaray'ımız içeride. Güzel ligi neredeyse artık bitirdik, kopardık. Ligde rahatız bu saatten sonra ama Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız bizim için çok önemli. Barış Alper'in asisti, Nardoni'nin asisti. İlk asist de Nardoni'den gelmiş. Yani ligde Avrupa'da iki kulvarda da gidiyoruz. Kıyamet de taşımadık biz yine. Aha, Trabzon falan işsiz. Başvurunuz, başvurmuyoruz. Ne vermiş? 5 tane bundan vermiş. Güzel. Bunların hepsini alırsak güzel olur da yetişir mi o kadar bilmiyorum. Ayın 1'i maç var. Bir antrenman yapalım. Takımın gelişimi nasıl? Bayağıdır bakmıyoruz gelişime. Takımın gelişim durumunu hareketliğinde bir görelim. Juan Diaz en hızlı gelişen oyuncu. Nardoni, Gabriel Sara, Kenda fena değil. Derecesi düşük ya. Kenda biraz şöyle hızlansa gelişme. Gabriel Sara'nın gelişmesi güzel. Fena değil Sara. Romero rating atlamaya doğru gidiyor stoperimiz yine. Hector Ford falan çok gençler. Bu kadar şans buluyor. Niye bu kadar yavaş ilerliyor? Şuna baksana. 6 asisti var. 29 maç ilk 11, 9 maç sonradan girmiş bu sezon. Yani 89'da potansiyeli var. 18 yaşında bu kadar şans buluyorken de bence biraz hızlı gelişebilir yani. Vallahi biraz hızlanabilir. Maça çıkacağız ama ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Fikstüre bakın ya. 1 Mart'ta Konya, 2 Mart'ta Trabzon. Üst üste 2 günde maç mı yapılır abi ya? Neyse Konya'ya ideal kadroyla çıkalım. Öbür maça da full yedek çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Gereksinim bu şekilde. Biz de böyle oynayacağız. Konya'yla ilk maça geçelim hemen. Ligi kopardık ama tabii ki rekorlar kırmak istiyoruz. İyi skorlar, iyi sonuçlar almak istiyoruz. Hani saldım çayıra Mevlam kayra değil ama abi şuna bak, pozisyona giremez. Şut atamıyoruz ya. Böyle bu kadar tutuk niye varız? Bu arada rakip de pozisyona girmeye başladı. Kendin senin yerine Barış Alper gelsin. Trabzon maçına çok yedek çıkacağım için bu maçta yine çok üstüne gitmeyeceğim. Gol hiç beklenmedik isimden. Jakob'tan geldi. Galibiyet önemli. 1-0 olsun, bizim olsun fark etmez. Haydi. Haydi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de tam kadro çıktık ki dedik ligi alalım. Kupada nasıl olsa 8 tane atmışız ama buna ömrümüz yetmedi. Rakip Trabzon. Abi şöyle yapacağım. Ducure Fort. Sanchez gelsin. Hatta Neville burada oynasın. Samsten. Neville önde oynasın. Diaz, Nardoni. Şallah'ın yerine sen gel. Abi Osimhen sakatlanma riskini göze alamam. Osimhen, bir tek Osimhen'in üzerine oynayacağımdır. Yani zaten kopmuş da. Osimhen'in sakatlanmasını göze alamam ama sıkıntı. Osimhen bizim en büyük silahımız, en büyük kozumuz çünkü şu ana kadar. Bu sezon bizi taşıyan detay.
Lo lo Samsun'un yerine Galatasaray 45 dakikayı da kaldırırsın ya. Değil mi? Kaldırırsın diye düşünüyorum. Haydi Bismillah, kazamız mübarek ola gençler. 6 şuta 7 şut, 3 kaleyi bulan, 4 kaleyi bulan Victor Osimhen. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz. İkinci yarıda söküp aldık maçı. 3-0'lık temiz bir galibiyet. Güzel. Totalde 11'e 1. Trabzon'un işini bitiriyoruz gençler. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Kupası eşleşmesi Fenerbahçe ile. Abi Pendik ve Kayseri kalmışlar yarı finale. Vay be. Biz de Fenerbahçe ile eşleştik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi önümüzde Trabzon'un tekrar maçı var. Lig maç oynayacağız Trabzon'la. Ama antrenmanı falan yapayım mı? Şöyle bir liste şekline bir daha bakalım. Trabzonspor'dan sonra da Paris Saint-Germain maçı var. Paris Trabzon derken bir sonraki maça bırakalım o zaman. Buradaki heyecanı, Paris maçı heyecanlı geçecek bizim için. Bir sonraki bölümü o zaman görüşürüz gençler. Evet gençler, görüyorsunuz Galatasaray kariyerinde şov yapıyoruz. Şova devam ediyoruz. Siz de bunu kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.